herkesin kullanmışlar. Evet, yenilenen Hyundai Tucson 1.6 dizel ve elit donanımıyla burada. Şurada konfor donanımı da var, biz eliti inceleyeceğiz. Böyle çok güzel bir donanım, ortalama bir donanım. Ne eksik ne fazla, gayet güzel. Burak var yanımda yine her zamanki gibi, son videolarda olduğu gibi. Şu ön tasarımdan başlayalım. Burada güzel farlarımız var. Farları panjurun detaylarıyla birlikte benzer olduğu için şöyle önden genel baktığınız zaman sanki sadece şurada far varmış gibi gözüküyor. Onlar böyle güzel duruyorlar değil mi? Böyle marjinal bir tasarım ama çok güzel bir tasarım. Bak şurada var yanan hali. LED gündüz farları böyle yanıyor. Farlar burada zaten. Bu Elite Plus gibi donanımlarda böyle Black Chrome diyoruz biz. Koyu krom geliyor. Comfort donanımında tam krom geliyor. Onun haricinde ön park sensörleri devam ediyor. Bu ızgara hakkındaki düşüncen nedir? Izgara yani arabaya güzel. Yakışmış değil mi? Yani canlıda da görünce çok güzel olduğunu fark ediyorsun. Şöyle yana doğru devam edelim. Yanda bu arabanın lansmanı yapılırken söylenen işte 3 boyutlu ne diyorlardı bunu? 3 boyutlu tasarım detayları diyebiliriz. Hani normal halk diline çevirirsek. Şey duruyor araba. Işığa göre kaslı veya yani hatları ışığa göre değişiyor. Farkındasın değil mi? Dışarıdakine bakınca düz gibi duruyordu. Buradan bakınca ışık vuruyor. Daha böyle kaslı geniş duruyor. O da bence güzel. Şöyle jantlara bakalım. 235-50-19 premium kontakt altıyla. Bak Elantra'da da bu vardı. Bunda da var. Böyle kaliper janta sıfır gibi. Çok güzel duruyor bence yani. Böyle şey böyle. Jantın dibinde. Dolduruyor mi? Böyle. Güzel bir şey bu. Davulunmaz içinde yalıtımlarımız vesaire var. Devam edelim. Burada plastik işte arazi arabası ya. Onun eklentileri var. Ama güzel bence. Bu renk çok güzelmiş. Bir de mavi, mavisi. Böyle yan tasarımda dediğim gibi şu 3 boyutlu kavisler vesaire gayet hoş. Bu araçta tabii ki de anahtarsız giriş çalıştırma mevcut. Böyle yandan devam edelim. Karartılmış camlarımız var. Şurada krom bir çıta var. Bu konfor donanımında yok. Elite'den sonra Elite de var. Elite Plus da var. Ve bu arabanın bence en güzel yeri arka tasarımı. Ve Amerikan arabası gibi duruyor. Evet. Şu an biraz ters ışıktayız ama şöyle yaklaşacağım zaten. Stoplar böyle çok güzeller. Karartılmış. İçeri doğru böyle parçalı. Ha bak bunlar halojen. Bunlar halojen. Bunun ortası yanmıyor. Bunlar LED. Bunun fulli yanıyor burası böyle. Full yanıyor. Bu çok güzel bir şey. Burada bir geri görüş kameramız var. Logomuz yok. Logo değil bu. Camın arkasında. Mesela biz kedide şey yapmıştık ya, logo hani niye camda? Bunda da camda ama logo değil bu. Ve silecek yok, silecek olmadığı için. Silecek yok değil mi? Burada. Bak. Silecek şurada, görüyor musun? Çok güzel dizlemişler. Mükemmel bir şey bu. Yapmıyor. Evet. Ve mesela bak kedide de camdaydı. Silecek buradan başladı, kötü duruyordu. Bunda mesela kediyle kıyaslamak gibi değil. Tabii ki bu kediden üstün bir araba ama cama logoyu koyuyorsan sileceği buraya gizleyeceksin ki bu burada kötü durmasın. Elektrikli bagaj vardır. Tabii ki. Bu olayı çok seviyorum ya. Buradan düğmesi var. Tutma kolu da var. Bagajın plastikleri gayet güzel. Yani hissiyatı güzel. Perdesi var. Şöyle perdeyi açabiliyorsunuz. Bagaj hacmi ekranda yazsın. Burada böyle kaplı bir rafımız var. Güzel bak. Bunun kaplı güzel. Olması güzel. Ve yani stepne olmadığı için buna da bayağı bir güzel bir veriyor. Aynen. Burada da bir güzel bir göz var. Bir bagaj boyutu daha sığar neredeyse. Bunun şeyi de güzel böyle. Sağlam güzel bir plastiği var. Koltuklar şimdi buradan biliyorsunuz. Bilmiyorsun. Sen biliyor musun? Yok. Koltuklar buradan yatıyor. Biraz kuvvet uyguluyorsun ve yatıyor. Güzel bir bagajı var. Burada 12 voltluk soketi var. Bak bu soketin şeyi güzel böyle. Kaldırdığında pıt diye aşağı düşmüyor. Ama orada kanca karşılıkları var. İşte burada da var. Burada bir yani asma halkası diyebiliriz belki ama değil. Sarı bir aydınlatma kullanmışlar. LED olsa daha güzel olur muydu? Olurdu. Böyle bagajdan şu perdeyi de kapatalım. Buna basıyorsun. Ve kapanıyor. Şeyi güzel. Bagajın hızı güzel. Motorun sesi de yok. Ön tasarımla başlayalım. Şu koltuğu düzeltelim önce. Şu ön kapıdan başlayalım. Kapı sesi kapı hissiyatı güzel. Sağdan gel. Sen sağdan gel.
Ben buradan devam edeyim. Kapüsterimiz yumuşak, gayet güzel hissiyatı vesairesi. Şurası sert, belki bu eleştirilebilir. Burası yumuşak kumaş, burası yumuşak deri, burası deri. 4 cam otomatik var, katlanır ayna var bu donanımda. Kapı içi gözler nasıl? Yeterli, böyle güzel bir bardak koyulacak oyuk var, bir de normal bir oyuğu var. Koltuklarımız deri, Elit Plus'ta soğutma geliyor önde, arkada ısıtma geliyor. Bunda sadece önlerde ısıtma var. Elektrikli bir koltuk var, hızına bakalım. Gayet güzel, hızı falan bence. Orada elektrikli mi? Yok. Orada manuel değil mi? Evet. Koltukların yanal destekleri vesairesi güzel. Baldır desteğinin ayarı yok ama mesafesi iyi olduğu için gerek de yok. Far yükseklik ayarımız, bagaj açma butonumuz, bu SP kapatmamız var. Şöyle içeri doğru ben de geçeyim. Burada, şimdi bu direksiyon araba büyüdükçe arabaya daha çok yakışıyor. Evet. Yani ben bunu Burak'a da söyledim. Bu direksiyonu ben i20'ye yakıştırmıyorum. Elantra'da olmuş da olmamış gibiydi. Buna olmuş. Bunda olmuş abi. Buna gitmiş. Böyle koy, böyle koy, böyle tut. Böyle tut, böyle tut, böyle tut. İstediğin gibi tut. Elini de yormaz. Böyle tut. İstersen şöyle tut. İster böyle tut falan. Şöyle tut, çevir falan. Bence gayet güzel bir direksiyon. Etli falan. Derisi güzel. Yumuşaklığı güzel. Kulakçıklar var. İşte burada şerit takibin, adaptif sabitleyicinin ayarları, yol bilgisayarı kontrolleri var. Airbag küçük. Ben küçük airbag seviyorum. Kaç kere söyledim bilmiyorum ama ilk kez izliyorsanız siz de bilin. İlk kez izleyenler için de kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Burada engine start stop butonumuz var. Şöyle animasyonları gayet güzel olan Hyundai'nin son zamanda yaptığı ve çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir şeyi var. Hayalet ekranı var. Modlarına göre değişiyor. Burada güzel kristal far kumandası ve sinyal kolu var. Otomatik uzun far var bu araçta. Eğer Elite Plus alırsanız kör nokta sistemi şöyle oluyor. Burada kameralı şekilde oluyor. Mesela sola sinyal verdin. Sol arkadaki kamerayı açıyor ve soldaki kamerayı açıyor ve sana kör noktanı gösteriyor. Bu da güzel bir şey. Az önce söylediler. Benim çok hoşuma gitti bu donanım. Burada bir göz yok. Yine sigorta kutusu var. Hyundai buraya füs yazıyor. Güzel oluyor bence. Ben ufak detayları seviyorum. Burada paranızın sahte olup olmadığına bakmak için bir mor ışık var. Mor ışık değil o ya. LED aydınlatma. Bu arabanın şimdi bu arabanın şuradaki ışıkları falan böyle bir renk, tamam mı? Mavimsi beyaz. Bunu da ona uydurmuşlar. Güzel. Malzeme kalitesi yani yumuşak ama hani gerdirilmiş bir yumuşaklık var. Bana güzel hissettirdi. Ha daha yumuşak olabilir miydi? Olurdu. Ha burası kumaş. Burası yumuşak. Şurası bir tık daha yumuşak olabilirdi ama fena değil. Dörtlü flaşörümüz burada. Şimdi burası fake gibi duruyor değil mi? Ama değil. Bak burada delikler var. Bu klimadaki diffuse modunu açarsan her buradan yerde havayı yavaş yavaş verip arabanın içine böyle sizi klima çarpmadan soğutuyor. Bu da güzel bir şey. Ekranımız var. Ekranda fiziksel buton olmasını isterdim size saçma kapatma için. Ekran açılmıyor. Akü yok herhalde. Akü yoksa o zaman ekran çalışıyor. Ya da zayıftır. Koruma modundadır. Klima böyle ayrı. Bunun videolarını izledim. Şu klimanın ekranı biraz pikselleri belli oluyor. Biraz daha iyi olsaydı güzel olurdu. Ama buraları böyle güzel yapmışlar. Hani nasıl diyeyim? Biraz daha modern duruyor. Bir tek şu ses açma kapatmalar böyle olmayıp şeyli olsaymış, çevirmeli olsaymış. Ha buradan olmuyor mu? Oluyor. Buradan da oluyor da burada olunca daha bir şey hissettiriyor, güzel hissettiriyor bence. Aşağı doğru inelim. Burada güzel bir gözümüz var. Arabayla ilgili bilgilendirme şeylerini koymuşlar. Kablosuz şarjımız var tabii ki şurada. Güzel bir göz. Burada 2 adet USB 12 volt soketimiz mevcut. Buraya geldiğimizde koltuk ısıtmanın, direksiyon ısıtmanın, yokuş iniş desteğinin, park sensörünün ve kameraları açmanın butonu var. Burada sürüş modlarını ayarlayabildiğimiz bir şartelimiz var. Start stop'u kapatabildiğimiz bir tuşumuz var. Ve vites seçicisi böyle. Ya, bu tarz seçiciler güzel bence. Burada otomatik viteste kocaman bir kol olmasına gerek yok. Basıyorsun geçiyor. Böyle P, R, N, D basıyorsun geçiyor. Bu şeye benziyor. Civic dizel geldiği zaman Civic'te böyle bir şey vardı. Ama bu biraz daha güzel. Buraları fırçalanmış alüminyum gibi. Elektrikli park sensörü, auto hold'u var. 2 bardaklığı var bardak sucuları ile birlikte. Bunların konumu da güzel. Şöyle mesela tam dur bir kol dayamaya kolumu koyuyorum. Tam elimin altına denk geliyor. Bu da güzel bir şey. Kol dayamayı açalım. Kol dayama yumuşak bir açılıyor. İçi kaplı, dibi kaplı sadece. Şuraları kaplı değil. Buraları ama boşuna. Derinliği güzel. Derinliği kapatalım şöyle. Üstü de deri kaplamalı. Torpidoyu açar mısın? Torpidoda ışık var. Derinliği güzel. Soğutma vardır muhtemelen ama
göremedim ben. Sen gördün mü? Yok. Kışın soğutma yok. Soğutma yok. Belki şuradan kalanlardan geliyorsa geliyordur. Burada yine ışıklamak gece aynası var. Işığını kendimiz açtığımız. Ve şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şunu tutup buradan yan çeviriyorsunuz değil mi? Bak şimdi kapımı da kapatayım. Burada boşluk kalıyor güneşte. Bunu açıyorsun. Abi kestim güneşi. Ha, burada da açılıyor. Ha, burada açarsan da ne oluyor biliyor musun? Kör oluyorsun. Onu da aç. Aynayı görememek. Ama bu güzel bak. Böyle ufak detaylar güzel düşünülmüş detaylar. Bunu Hyundai yapıyordu. Bir önceki Tucson'da da vardı. SOS tuşumuz. SOS zorunluluk. Bütün arabalarda olması gerekiyor artık. Işıklar LED ve güzel. Gibi olsaydı böyle basınca. Yok ya bu daha güzel bence onlardan. Onlar biraz şey yapıyor. Selektör attı mesela. Bu sunroof'un kontrolleri. Sunroof'u kapatıp açıyorsun. Şu an kapalı. Perdesi de manuel. Şey manuel nereden çıktı? Otomatik geliyor. Burada kapı açıldığında yanması için seçmeniz gereken tuş var. Burada arka emniyet kemerlerini gösteriyor bu arada. Böyle önden aktaracaklarım bu kadar. Önden çok şey aktardım ama araba çok güzel olmuş ya. Ben arabayı çok beğendim. Buralarda da göz varmış. Tam ben de onu gördüm. Şöyle açayım biraz. Aydınlatma, ambiyans aydınlatma bu arada standart bu arabada da. Yani boş donanım alırsanız şu ekran da geliyor onu da söyleyeyim. Arkaya geçelim bir de. Arka kapıyı da açtık. Arkada burası birazcık sert. Yani ama şey böyle çiğ bir sertlik yok. Fena değil. Buralar yine yumuşak. Kapı içi göz biraz ufak ya. Sadece bir şişe sığar. Başka bir şey sığmaz buraya. Abi diz mesafesi gördüğüm kadarıyla mükemmel ki ben burada geride oturuyordum. Bunu biraz daha öne alabilirim. Şöyle alayım hatta. Kendi pozisyonuma hemen hemen aldım. Arka koltuklar güzel duruyorlar. Isofix destekleri var. Orta koltukta yok. Sade iki koltukta var. Şöyle bir geçeyim içeri. Rahat da koltuk. Koltuklar müthiş. Çok yatık. Geriye yatık evet, koltuklar. Uyursun böyle oturup. Koltuklar böyle yatık. Mükemmel rahatmış. Bu araba aile arabası olur. Evet olur. Hatta bak C5 videosu çektik. 3008 videosu çektik. Hepsini şuradan. Aynen. Ben bunu bir şey diyeyim mi? Açık konuşacağım. Tarafsız konuşacağım. Çok beğendim. Ben de çok beğendim. Bayağı benzer gitmiş. Paralarda yani bunu tercih edebilirim. Bu elit donanım da yeterli. Plus'a çıkarsanız arka koltuk ısıtması geliyor. Ön koltuk soğutmaları geliyor. İşte kör noktada kamera geliyor. Çevre görüş geliyor. Ufak tefek farklılıklar var. O birazcık lükse kaçıyor ama bu tam aile arabası. Evet. Yani bu paralarda araba almayı düşünüyorsanız bunu tavsiye edebilirim. Beğendim. Tasarımı da güzel, fonksiyonelliği de güzel. Karanlıklık da yok. Aydınlık bayağı. Evet. Klostrofobik değil. Cam tavanı kocaman. Açılıyor bir de. Aynen yani. Baş mesafesi. Beni bir çeker misin? Baş mesafesi, diz mesafesi. Ya abi bak. Bacak bacak üstüne oturabiliyorum. Ver şimdi. Burada klimamız var. Derecesini kendimiz ayarlayabiliyoruz. 3 bölgeli. 2 USB'miz var. Şaft tüneli çok az. Koltuklar çok geniş. 3. kişi oturur. Ve kol dayaması var. Bak bu kol dayaması şey değil. Üstüne yaslanmalık değil. Burada duruyor. Kolunu koyabilirsin. Bazıları böyle aşağı dayanıyor. Üstüne yatmalık oluyor. Bu öyle değil. Güzel. Bagaj erişim yok ama buradan gerek var mı ya? Bagaj gerek zaten hemen arkamda. Şurada bagaj zaten. Araba güzel ya. Arka önüne genel bakışta böyle. Hem modern, fütüristik bir tasarımı var. Hem de fonksiyonel, rahat ve tam bir SUV. Yerden yüksek, işte kullanışlı. Performansı da hani 1.6 benzinlisi iyi gider. 180 beygir. Bu da 1.6 dizel 136 beygir. Bu da kendini taşır. Gayet de taşır yani. Gayet de iyi gider. Böyle arabanın geneli bence çok güzel. Hani çok objektif yaklaşıyorum. Gerçekten bak ben Hyundai'yi sevmem. Ya sevmezdim. Son orta koltuk. 2016'dan sonra özellikle çok güzel arabalar çıkarmaya başladılar. Böyle çıkalım bir kapanış yapalım. Kapanışı burada yapalım ya. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hyundai Tucson hakkında ne düşündüğünüzü aşağıda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.